Şimdi arkadaşlar madencilik faaliyetlerine bir girdiğimizde özellikle hemen ilk bilgimiz şu. Türkiye'de en fazla madenin bulunduğu yer volkanik hareketlerden dolayı, volkanizmadan dolayı Doğu Anadolu bölgesidir diye. Evet, notlarımıza ekleyelim arkadaşlar. Türkiye'de en fazla madenin bulunduğu yer Doğu Anadolu bölgesi. Yukarı Fırat, yukarı Murat Van bölümü arkadaşlar. Bunları özellikle notlarımıza ekliyoruz. Türkiye genç oluşumlu olduğu için 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğu için ne oluyor arkadaşlar? Maden çeşitliliği ve miktarı fazla. Yer şekilleri Türkiye'de engebeli araziler madenin işletmesini zorlaştırmıştır. Ve özellikle sanayileşme Türkiye'de geliştikçe de ihracat, yani dış yatırımımızdaki payı azalmış. Hatta ithalat da artmıştır. Ham madde almaya dışarıdan da başladık arkadaşlar. Şimdi madenciliğin geliştirilen kuruluşlar 1935 Etibank. Buna çok dikkat edin. Etibank tarımda karıştırılıyor. Etten aklına geliyor öğrenci. Tarımı geliştiren bir kuruluş olarak düşünüyor. Aslında madenciliği geliştiren kuruluş Etibank değildir. Tarımı geliştiren kuruluş Etibank değildir. Madenciliği geliştiren kuruluştur. 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruluyor. 1957 yılında ise Türkiye Kömür İşletmeleri kuruluyor. 1963'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ne oldu? Kurulmuş oldu. Evet, Etibank'ı gösterelim. Sağ altta. Solda MTA. Evet, Türkiye Kömür İşletmeleri var Ankara'da. Bir de Tabii Enerji Kaynaklar Bakanlığımız var. Şimdi madenle alakalı bilmemiz gereken 4 tane temel neden var. 1. Maden ekonomik değer taşıyan mineraller. Tüvanon maden var arkadaşlar. Cevher, yer altında taş ve toprakla karışık halde çıkarılana biz tüvanon maden, cevher diyoruz. Rezerv ise yatakta bulunan toplam maden miktarı, işlenmemiş olan maden miktarına rezerv. Tenör ise saf maden miktarı taş ve topraktan ayrıldıktan sonra. Madenler, metalik madenler ve metal dışı madenler diye ayrılıyor. Ben bu sene bu soruyu bekliyorum. Hani metalik madenler, metal dışı madenler sözelden sınava girecek öğrenciler için önemli. Demir, krom, bakır, boksit, manganez, kurşun, civan, timon, metalik madenler. Metal dışı madenlerimizde en önemlisi bor, fosfat, gübrelerde kullanılıyor. Özellikle barit, sondaj çalışmalarında. Asbest yalıtımlarda, mermer Ege bölgesinde en fazla, lüle Eskişehir'de, Oltu'da, Erzurum'da, aman bunlara şu anlık dikkat. Demir, arkadaşlar demir çelik sanayisinin ham maddesi, demir özellikle evet, düşük fiyatıyla yüksek mukavemet, yani gücünden dolayı, dayanıklılığından dolayı arabada ve gemi yapımında kullanılıyor demir. Türkiye'nin toplam demir rezervi arkadaşlar 960 milyon, yani ekonomik olarak işletiliyor. Biz demiri daha çok hurdada kullanıyoruz. Evet, demirin çıkarıldığı yerlere beraber bakalım gençler. 1. Sivas Divriği arkadaşlar. Evet, şurada Sivas Divriği. Malatya, özellikle Hekiman. Arkadaşlar şu Elazığ'ın sol tarafında, batısında kalıyor. Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. Özellikle Bingöl, Avnik. Arkadaşlar ona dikkat. Adana, Feke, Mansurlu. Kırıkkale, Kesik Köprü. İzmir, Torbalı ve şurada bulunan Kayseri, Faraşa, Sakarya'da demir üretiliyor. Çamdağı, Balıkesir, Edremit ve Eymir'de demirin çıkarıldığı yerler. Evet, bunlar kitabımızdaki yerler. Haritada direkt gösterdim. Hemen bunları ekran görüntüsü alırsanız birebir zaten demirin çıkarıldığı yer oluyor. Demirin işlendiği yerlere bakalım. Zonguldak, Ereğli, Karabük Demir Çelik Fabrikası. Arkadaşlar demirin işlendiği yerde özellikle Zonguldak ve Karabük'te demirin işlenme nedeni enerji. Demiri eritmek için kullanılan enerji ise oradan çıkarılan taş kömürüdür. Taş kömürü demiri eritmek için kullanılıyor. O zaman Zonguldak Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda demirin işlenme nedeni, not alıyoruz, enerji. Arkadaşlar Sivas'ta özellikle Kırıkkale'de ham madde, İzmir'de ham madde, özellikle Hatay'da yani İskenderun'da da demir çelik fabrikasının kurulmasının nedeni liman özelliği, ulaşımdan dolayı. Evet,
Kitabımızın görseli de böyle. Demir yatakları. Kayseri Fethiye Mansurlu, Malatya Hasan Çelebi, evet, Sivas Divri, Bingöl Avnik, Kırıkkale Kesik Köprü, Sakarya Çamda, Balıkesir Eymir'i de unutmuyoruz. Evet, üretilen Trivanon madeni, demir madeni 2017 yılında artış olduğunu gösteriyoruz. En yüksek zirveye 2014 yılında ulaşmıştır. İlk Türk demiri Karabük'te çıkarılıyor. 10 Eylül 1939 yılında çıkarılıyor arkadaşlar. Biz demirin işlenmiş halini yurt dışına ihraç olarak ne yapıyoruz? Satıyoruz arkadaşlar. Evet, geldik bakıra. Bakır elektriği ileten, yarayan bir maden, eşya ve süs yapımında kullanılıyor. İthal ediliyor arkadaşlar maden. Evet, dış alım yapılan bir ürünümüz maden, unutmuyoruz. Evet, bakırla alakalı Artvin Murgul, şurada en sağ üstte Rize Çayeli, özellikle Kastamonu Küre, arkadaşlar şu Elazığ Maden, Malatya Pütürke, Diyarbakır Ergani, Siirt Madenköy. Bunlar da bakırın çıkarıldığı yerler arkadaşlar. Rize Çayeli'yi bilin, Elazığ Madeni bilin, Artvin Murgul'u bilin. Bu üçü çok önemlidir bu arada. Evet, bakırın işlendiği yerler Samsun Liman özelliği yazıyorsunuz. Samsun'da işlenme nedeni liman, ham madde değil. Artvin Murgul ve Elazığ Maden'de işlenme nedeni ne? Ham madde diye ekliyorsunuz. Evet, buradan da bakalım arkadaşlar. Rize Çayeli Madenköy, Rize'de Artvin Murgul, evet, Diyarbakır Ergani, Elazığ Maden arkadaşlar. Evet, bu da bizim için nedir? Önemlidir gençler. Evet, kurşunlu da Trabzon'da olması lazım. Trabzon kurşunlu. Yine bir teyit edin sizde ama eminim kurşunlu diye biliyorum. Trabzon kurşunlu'da da büyük rezervli çıkarımlar var. Türkiye'de yıllara göre bakır miktarına bakalım. En yüksek zirveyi 2013 yılında yaşıyorlar. 2017'ye geldiğinde bakırda azalmalar meydana gelmiş. Evet, krom demire, özellikle çeliğe sertlik vermek için arkadaşlar krom kullanılıyor. Beyaz eşya ve otomotivde, silah sanayisinde de krom kullanılıyor. Paslanmaz çelik üretiminde şu kaplanan şey sağda gördüğünüz krom oluyor. Evet, arabada, beyaz eşya sanayisinde zaten kullanılıyor. Evet, kromu çıkarılan yerlere Elazığ Guleman, özellikle şu burada Sivas arkadaşlar, Erzincan Kopta, Muğla Fethiye Köyceğiz, Denizli Buldan, şuradaki Adana Karsanti'yi unutmayalım. Eskişehir Mihalıçık, Bursa Orhaneli Harmançık, Hatay ve Gaziantep'i de unutmuyoruz. Evet, kromun işlenildiği yerler Antalya, Elazığ'da krom ne yapılıyor? İşleniyor arkadaşlar. Ferrokrom tesislerinde işlenmiş oluyor. Kromun işlendiği yere ferrokrom diyoruz arkadaşlar. Evet, Türkiye'de krom rezervlerinde en fazla payı Elazığ Guleman sağlıyor. Elazığ Guleman'da krom çok önemli. Kitabımız görsel koymuş. Lütfen buna dikkat edelim. Çıkma ihtimali yüksek. Evet, eski göl tabanlarında oluşmuş tortul tebakalarda bulunan bor ise özellikle Türkiye dünyada borda birinci, özellikle yakıtta ve enerjide çok önemli kullanılacak bir ürün. Boron diye bir, biliyorsunuz, eti maden, bu da şeydir, demir madenciliği geliştiren bir kuruluş, eti maden çıkardığı bir deterjan. ABD tekelini kıracak bor türevli füze yakıtı. Evet, Türk şirketi geliştiriyor. Füze yakıtı olarak da bor kullanılıyor arkadaşlar. Borun %72 dünyada, Türkiye'de bulunuyor. İhracatta önemli paya sahip. Evet, bor yakıt haline geldiğinde yeşil bir renk çıkartıyor, görüyorsunuz. Borun çıkarıldığı yerler Kütahya Emet. Evet, şurası arkadaşlar, özellikle Kütahya Emet, Eskişehir Kırka, buna dikkat, Balıkesir, Bigadiç, Bursa Kestelek. 4 yerde borumuz çıkarılıyor arkadaşlar yoğun olarak. İşlendiği yer Balıkesir Bandırma. Şurası Eskişehir Kırka'da da bor ne yapmış oluyor? İşleniyor arkadaşlar. Evet, geldik hafif ve dayanıklı olan alüminyum, diğer adıyla boksit. Alüminyumun ham maddesi boksit. Uçak sanayisinde, otomobil sanayisinde kullanılıyor arkadaşlar. Zehirlenmede kalıcı beyin hasarı oluşturuyor. Özellikle Konya Seydişehir'de işleniyor boksit. Çıkarıldığı yerlerde de Konya Seydişehir var. O zaman ham maddeye yakınlık burada önemli. Konya Seydişehir'i kesin bilin. Zonguldak, Kokaksu, Hatay, Payas ve Hassa şu bölgede özellikle. Antalya Akseki, şurası
Adana Sahinbeyli, Gaziantep Islahiye'de borne yapılıyor, çıkarılıyor. Evet, Zonguldak Kokaksu, Konya Seydişehir, Antalya, Antakya yani Hatay payası da unutmuyoruz. Evet, barit sondaj çalışmaları dedim, derme programlarında artezyan kuyularında kullanılıyor. Petrol, doğalgaz aramalarında özellikle barit kullanılıyor. Bowling, golf, tenis toplarında kullanılıyor barit arkadaşlar. Baritin çıkarıldığı yer Antalya, Gazipaşa, Alanya, Kahramanmaraş, Elbistan, Çanakkale, Eskişehir, Giresun çok önemli, Muş önemli. Arkadaşlar buna dikkat. Bir de Isparta, Şarki, Karaağaç. Evet, şimdi şu bölümde bu arada arkadaşlar Isparta. Evet, bunu da şöyle göstermiş olalım. Baritin işlenen yerlerine bakalım. Antalya önemli, İzmir önemli, Elazığ çok önemli. Arkadaşlar İzmit şu bölümde önemli. Bir de Eskişehir önemli arkadaşlar. Evet, buna da dikkat etmiş olalım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik fosfata. Fosfat gübre kullanımında en önemli yerlerden, ürünlerden bir tanesi. Fosfatla alakalı Mardin Mazıdağ'ını lütfen unutmuyoruz. Bir metal elementin başka bir elementle birleşmesine alaşım endüstrisinde fosfat kullanılıyor. Fosfatın çıkarıldığı yer Adıyaman. Arkadaşlar şurada. Evet, Bingöl. Evet, burasıydı zaten biliyorsunuz. Şanlıurfa, Hatay ve evet şu kısımda Mardin. Evet, şurada da arkadaşlar Mardin'imiz bulunuyor. Şanlıurfa burası. Evet, Bingöl burası. Mardin burası. Arkadaşlar Bitlis'imiz ve mevcut durumda bulunuyor. Ama bilmeniz gereken yer, evet, özellikle Mardin Mazıdağ'ını bilseniz yeterli fosfatta. Evet, tuz. Tuz çok güzel bir ürünümüz. Kullandığımız bir ürün. Özellikle kaya tuzları tersi yerde, yani Senezoin tersi yer katmanında 3. jeolojik zaman diye bilebilirsiniz. Burada suların buharlaşmasıyla oluşuyor. Denizden ve göllerden elde edilene tuzla diyoruz. Eğer bir yere gittiğinizde tuzla varsa orada deniz ve göllerden tuz elde ediliyor. Evet, bunu 3'e ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, Çankırı özellikle şurada. Nevşehir yine aynı şekilde burası. Kırşehir burası arkadaşlar. Dikkat, Yozgat özellikle. Iğdır arkadaşlar ve Erzincan ve arkadaşlar Ağrı. Evet, Ağrı benim için önemli. Buralarda kaya tuzu üretiliyor. Kaya tuzunda Erzincan'ı bil, Yozgat'ı bil, Çankırı'yı bil. Bunlar çok önemli. Göl tuzunda özellikle arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Kayseri bu konuda çok önemli. Yavşan Kayacık kaldırımı Kayseri, Palas, Tuzla. Bu arada Tuz Gölü de zaten biliyorsunuz ki yani göl tuzunda önemli. Bir de yine Kırşehir'imiz, Seyfe Gölü'müz önemli. Deniz tuzuna bakalım. İzmir, Çamaltı, Edirne, Tekeköy, Balıkesir, Ayvalık'ta da deniz tuzumuz önemlilik arz ediyor. Geldik manganeze. Arkadaşlar manganez yer kabuğunda genel olarak demir, baryum, kobalt, çinko cevherleriyle birlikte bulunuyor. Çeliği sertleştirmek için manganez kullanılıyor arkadaşlar. Onu bilmemiz önemlidir. Manganezde Artvin'i bilelim. Evet, Trabzon'u bilelim. Rize'yi bilelim. Trabzon, Rize, Artvin burada. Kastamonu önemlidir. Muğla aynı şekilde. Denizli aynı şekilde ve Adana'da manganez çıkarılan yerler. Evet, geldik antimon. Metal ve türevleri şeklinde kullanılıyor. Paslanmaz metal sanayi, matbaa, ilaç, camda antimon kullanılıyor. Görüyorsunuz minerali. Antimondan Balıkesir, İvrindi, İzmir, Ödemiş arkadaşlar önemlidir benim için. Ona dikkat. Evet, şurada bulunan Kütahya, şu bölgede Gediz ve Dağardı. Tokat, Turhal Ovası tektonik bir ovadır. Son bölüm ise Niğde. Niğde'de de antimon ne yapılıyor? Çıkarılıyor. Civa, dünyada tek sıvı maden üretimi yasaklandı. Çevreye verdiği zarardan dolayı ilaçta, termometrelerde civa kullanılıyor arkadaşlar. Evet, civanın çıkarıldığı yerlerde özellikle Konya Sarayönü'nü bilelim. Konya Sarayönü çok önemli. Orada da işleniyor. Balıkesir'de, İzmir'de, Uşak'ta özellikle arkadaşlar ve Niğde'de unutmayalım civa çıkarılıyor. Evet, belli önemli dediğim yerleri bilseniz de yeterli. Sadece şu an duyun. Çok da hiç ezber yapmanıza gerek yok arkadaşlar.
sınavda zaten sorularda test çözerseniz. Yani bu arada madenle ilgili Türkiye ile alakalı, tarım, hayvancılıkla alakalı en az 3 tane soru bankası çözün. Yani 3 tane soru bankası ya da yaprak test çözmenizi tavsiye ediyorum. Evet, mermer dış satımına dünyada birinciyiz ihracatta. Evet, kireç taşının sıcaklık ve basınç altında, kireç taşı bu arada hatırlatalım, kimyasal torful kayaçtır. Başkalaşıma uğraması sonucu mermer oluşur. Güzel sanatlar dekorasyonunda mermeri biliyoruz. En fazla Ege bölgesini lütfen bu konuda arkadaşlar unutmuyoruz. Evet, burada bir başlayalım. Balıkesir var, özellikle şurası Marmara'mız var. Arkadaşlar Bursa'mız var. Gençler Bilecik'imiz var. Muğla'mız var arkadaşlar. Evet, şu bölümde Afyon'umuz var. Burdur'umuz var. Arkadaşlar şurada Burdur'umuz var. Denizli'miz var. Evet, Isparta da zaten burada. Şurası Isparta bu arada, söyleyeyim. Evet, Ankara'mız var. Yine Nevşehir'imiz var arkadaşlar. Ona dikkat. Eskişehir'imiz var. Evet, Çanakkale'miz var. Şu bölümde İstanbul'umuz var. Son bölümde İzmir'in altında olan, güneyinde olan Aydın'ımız var. Mermer'de. En çok Ege bölgesi çıkarır deseniz yeterlidir. Evet, devam edelim. İlk mermer fabrikamız şeyde kurulmuştur. Marmara Adası'nda zaten. Evet, onu bir söylemiştik. Evet, bunu da şöyle yapalım. Evet, arkadaşlar şu arada şunu söyleyelim. Evet, lületaşı en fazla Eskişehir'de üretiliyor. Evet, sarısı Kayıkçı Gökçeoğlu'nu unutmayalım. Oltu taşı da en fazla Erzurum'da üretiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Erzurum oltu, Eskişehir'de taşını unutmuyoruz. Asbest yüksek sıcaklığa dayanıyor. Özellikle çatı malzemesinde kullanılıyor. İtfaiye elbiselerinde kullanılıyor asbest. Arkadaşlar Sivas, özellikle şurası çok önemli. Balıkesir önemli. Eskişehir'i bilelim, yeterlidir. İstanbul zaten çok önemli kullanılıyor. Asbeste yalıtım nüfus da fazla. Çorum'u da unutmayalım arkadaşlar. Evet, Çorum da burada. Çorum burası, Amasya burası. Samsun altı Amasya, yanı sur Çorum oluyor. Bilginiz olsun. Evet. Felspat, seramik fanalisinde kullanılıyor. Onu bilseniz yeterli. Türkiye üretiminde birinci sıradır Felspat'ta. Evet, Felspat'ta Ardahan arkadaşlar, özellikle Yozgat, sonra Kırşehir, şu bölümde yine Balıkesir arkadaşlar, Aydın Çine, Aydın Çine'yi bilin, Felspat'ta önemli. Manisa Demirci, şu bölümde özellikle Manisa, İzmir'in yanında Manisa Demirci. Evet, Muğla, Milas benim için önemli ve şuradaki Artvin'i de unutmayalım arkadaşlar. Felspat'ta Aydın Çine'yi, Manisa Demirci'yi bilelim, çok önemlidir. Evet. Perlit izolasyonda kullanılıyor. Arkadaşlar, evet, perlitle alakalı bilmeniz gereken İzmir, Manisa, Balıkesir'i bilseniz kafidir gençler. Evet, Wolfram, Tungsten, Bursa, Uda, evet o da önemli. Sadece bunlar kitapta geçmiyor. Sadece söylüyorum. Wolfram, Bursa, Uda geçen sene KPSS'de çıkmış sorudur. Söylemiş olalım. Evet, zımpara taşı. Evet arkadaşlar, ben çalıştığım için biliyorum, 120, 60, 80 diye türleri var. Zımpara taşı çok toz verir. Demir çelik sanayisinde kullanılıyor arkadaşlar zımpara taşı. İzmir özellikle, evet Denizli arkadaşlar, şurası dikkat. Aydın, Muğla ve Manisa'ya dikkat. Zımpara taşı çıkarılan yerlere dikkat edelim. Kurşun ve çinko akü imalatında kullanılıyor. Yeraltı haberleşme kabloları izolasyonunda, benzin içine oktan ayarlanmasında, evet, kullanılıyor ve galvanizmde kullanılıyor. Çinko 450-455 derecede erimiş çinkonun içine doldurulan kaplanmasına galvaniz deniliyor. Onu da söyleyelim. Evet, kurşun ve çinko ile alakalı şunu verelim. En çok Elazığ'da bulunuyor kurşun ve çinko. Kevan, Simli'de de işleniyor. Elazığ'ın Kevan'da. Balkesir, Balya, Çanakkale, Yenice, Elazığ, Kevan, Kayseri, Bolkar ve Zamantı. Bu arada Kayseri Zaman Tırmağı'nda rafting yapılıyor. Onu da ekstra olarak vereyim. Yozgat, Akdağ Madeni'ni de unutmayalım arkadaşlar. Evet, burada da devlet kitabımız bunları vermiş. Ben de bunları yine bir göstereyim size. Kitabımızdaki görseller bu şekilde. Evet, kükürte geldik. Tarım ve kağıt sanayisinde kullanılıyor. Volkanik faaliyetler kükürtün oluşumunu kolaylaştırıyor. Denizli'de özellikle kükürt üretimi fazla. Kaplık mağarasındaki düdende, düdende karstik aşındırmadır. Obruk karstik dikey çukurdur. Hatırlayalım yine. Kokar. Rafineri termik santral, yani baca gazının arıtması üretiliyor.
elektrik üreten santrallere termik santraller diyoruz. Doğayı kötü etkiler termik santraller. Kükürt de orada mevcut bir şekilde ne yapmış oluyor? Kullanılmış oluyor. Evet, kükürt çıkarılan Denizli Sarayköy, Isparta Keçiborlu. Denizli Sarayköy'ü şöyle göstereyim. Isparta Keçiborlu'yu şöyle göstereyim. Kapanmıştır zararından dolayı. Evet, geldik altına. Altınla alakalı Eskişehir Sivri Sarıbil'in, Manisa Sarıhlı'yı bilin arkadaşlar. Evet, ama destanımıza altın geçmiyor. Sadece isim olarak veriyorum. Eskişehir Sivri Sarıbil'in, Manisa Sarıhlı'yı bilin. Erzincan İliç bilin altın çıkarılan yerlerde. Ege Marmara'da yoğun. Arkadaşlar bu arada altının işlendiği yerlerle alakalı KPSS'de çıkmış soru, Artvin Cerattepe'yi de unutmayalım gençler. Evet. Altını Artvin Cerattepe çıkarımı zaten söylemiştik. Gümüşte de yine Artvin önemli. Balıkesir gümüşte önemli. Elazığ, Rize aynı şekilde arkadaşlar, o da ve Giresun. Evet, Rize'de şöyle yapalım. Evet, Artvin Rize şurası. Artvin Rize'yi de unutmamış olalım. Evet. Şimdi geldik Türkiye'deki enerji kaynaklarına. Arkadaşlar burada demiri bilin, bakırı bilin, alüminyum bilin, boru bilin. Bunlar önemli. Bunlar en çok soru olarak gelebilecek yerler. Şimdi geldik enerji kaynaklarımıza. Doğalgaz sorusu geçen senenin AYT sorusuydu. Geldi arkadaşlar doğalgaz. Bu sene de bakacağız. Türkiye'de çok önemli bilgi var. Beraber yapalım. Alternatif enerji kaynakları, yani yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimiz yüksek. Eğer biz bunları kullanırsak yenilenemeyen fosil yakıtlar olan bağımlılığımız azalır. Bu da dış ticaret açığı vermeyiz. Dış ticaret hacmimiz genişler arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız taş kömür, lignit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji. Yenilenebilen enerji kaynaklarımız, temiz enerji kaynaklarımız hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal enerji, biyokütle ve dalga arkadaşlar. Lignit, 3. zamanda oluşan tersiyerde, yani Senozoik tersiyer döneminde oluşan bir maden ve jeolojik yaşına bağlı olarak çok yaygın. Evet, lignitin çıkarıldığı yerler çok fazla. Sadece birkaç bilgi şunu verelim. En çok rezerv Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan'dır. En çok rezerv Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan'dır. Lignit'ten en çok üretilen elektrik ise Ege bölgesidir. Evet, bu benim için çok önemlidir arkadaşlar. Bunu bilin. Birkaç yer verelim. Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan. Evet, geldik yine Kütahya'ya. Tavşanlı, Seyit Ömer. Evet, Manisa, Soma. Acı kaybımız biliyorsunuz, maden kazası oldu. Muğla, Yatağan arkadaşlar. Erzurum şurada. Aşkale, Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Çayırhan. Özellikle Aydın arkadaşlar ve Samsun altında olan özellikle Amasya, Çeltek, Yozgat, Sivas, Kangal burada. Çanakkale, Çam ve Çorum, Dodurga arkadaşlar. Evet, Çorum'u da burada göstermiştik. Çorum, Dodurga'da lignit çıkarılıyor. Lignitten üretilen elektriğe termik santral diyoruz. Yani kömürden üretilen elektriğe termik santral diyoruz. Muğla, Yatağan, Yeniköy, Gökova, Kömer, Kemerköy. Evet, Manisa, Soma, Çanakkale, Çan, Bursa, Orhaneli, Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer, Ankara, Çayırhan şurada, Sivas, Kangal, Şırnak, Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan. Arkadaşlar lignit'i bilin. Çok biliyorum, santral var. En önemlilerini neresi vereyim? Manisa Soma'yı bil. Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer'i bil. Önemlidir. Ankara, Çayıran'ı bil. Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan'ı bilmen yeterli demeyeceğim. Bunlar önemli. Bunları bilseniz yeterli. Taş kömürü 1. Jeolojik zamanda Paleozoik dönemde oluşmuş bir maden kaynağımız. Evet arkadaşlar, taş kömürü yatakları bizde az çünkü biz 3. zamanda oluştuk. Evet, onu da söyleyelim. Taş kömürü Zonguldak Kozlu Havzası önemli. Bartın özellikle, bir de Amasra önemli. Şurada Bartın, diğer adı Amasra. Kastamonu, Söğütözü önemli. Arkadaşlar bunlara dikkat. Taş kömürü çıkarılan yerler. Evet, kömürden elektrik üretilen, yani taş kömürüne elektrik üretilen santrallere
biz ne diyoruz? Termik santral diyoruz. Bakın lignitten üretilen ne? Kömürden üretilen ayrı. Taş kömüründen üretilen elektriğe Zonguldak Çatalazı örnek gelebilir. Yani arkadaşlar size şöyle bir soru gelebilir. Şimdi mesela aklıma geldi, yazalım. İşte Manisa, Soma, işte Tunçbilek, Yatağan, bir dakika, evet şöyle yazayım. Yatağan, Elbistan gelir, bir şıkta Çatalazı gelir. Der ki yukarıdaki termik santrallerden hangisi farklı bir enerji kaynağıyla elektrik üretmektedir diye bir soru gelebilir. Evet. Dördü burada görüyorsunuz. Soma, Manisa Soma. Tunçbilek yazmışız ya. Kütahya Tunçbilek, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş, Elbistan, Lignit'ten üretilen elektrik termik santral iken evet, Zonguldak Çatalazı ise biliyorsunuz ki taş kömüründen üretiliyor. Böyle bir soru gelebilir. Evet. Lütfen buna dikkat edelim. Bu arada Adana Su Gözü'nde de arkadaşlar taş kömüründen termik santral yapılıyor. Adana Su Gözü'ne taş kömürü nereden geliyor diye sorarsanız. Bu arada Hatay'da da İskenderun Demirçelik Fabrikası vardı ya. Oraya da bir taş kömürü geliyor sonuçta. Adana ve Hatay'a taş kömürü Güney Afrika'dan geliyor arkadaşlar. Güney Afrika bize ithal olarak taş kömürü alıyoruz. Evet, asfaltit çıktı. Şırnak Güneydoğu Anadolu'da asfaltiti unutmayalım arkadaşlar. Şık olarak KPSS sınavında gelmişti. Evet, Şırnak'ı unutmayalım. Evet, Şırnak'ı da göstermiş olduk. Petrol, 3. jeolojik zamanda oluşan sıvı yakıtımız, balık fosilinden oluşur petrol. Bu notları unutmayalım. Evet, 1940 yılında Batman Raman Dağı eteklerinde bulunuyor. Petrolle alakalı bakalım. Adıyaman Çat'ta, evet, Diyarbakır Ergani, Batman Raman Dağı özellikle önemli arkadaşlar. Bizim için bunları lütfen unutmuyoruz gençler. Evet, bir de Siirt Garzan var. Evet, Siirt Garzan'ı da unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu arada petrol rafineleri, yani petrolün işlendiği yerlere rafineri diyoruz. İzmit, İpraş, Tüpraş, özellikle İzmit, İpraş'ı bilelim. Mersin, Ataş depolama alanıydı. Artık depolama alanı olarak kullanılıyor. Kırıkkale, Orta Anadolu, özellikle silah sanayisinde Kırıkkale'yi bahsedeceğim. Orada kullanılıyor. İzmir, Ali Ağa, Batman, Raman. Geçen senenin sınav sorusu şuydu. Özellikle arkadaşlar doğalgazla alakalıydı o. Evet, doğru, doğalgazla alakalıydı. Birazdan bahsedeceğim zaten. Evet, dünyada petrol ithal eden ülkeler, yani petrolden aldığımız ülkeleri söylüyorum. İthal, dışarıdan aldığımız ülkeler. Evet, İran şu bölümde, Irak, özellikle Rusya, Kazakistan arkadaşlar ve Suudi Arabistan'dan biz en çok alıyoruz. En çok aldığımız, dışarıdan aldığımız ülke ise İran. Dünyada ilk açılan petrol kuyusu da ABD Pensilvanya'da, Drake kuyusu 1861 yılında. Bu da kültür bilgisi olarak bilmeniz yeterli. Doğalgaz, evet, AYT sınavında gelen soru doğalgazdı. Petrolün gaz halidir dedik. Türkiye kaynak bakımından zengin değil, ithal alıyoruz. Doğalgaz çıkarılan yerlere bir bakalım. Bursa, Ova Akça, Düzce, Akçova. Bunları kesinlikle bilin. Bakın, öğrenci doğalgazdan elektrik üretilen yerleri doğalgaz çıkarılan yerlerle aynı zannediyor. Öyle bir şey yok. Bunlar doğalgaz üretim yerleri. Lütfen bunlara dikkat. Bakın, Bursa, Ova Akça, Düzce, Akçakoca, Mardin, Çamurlu, Kırklareli, Hamitabat, Tekirdağ, İrebolu. Soruyu söylüyorum. Aşağıdaki yerlerden hangisi madenci enerji kaynaklarıyla alakalı yanlış bilgidir diye soru geldi. Cevap C şıkkıydı. İzmir'de doğalgaz üretim tesisi bulunur diye bir şıktı. Yanlış. İzmir'de doğalgaz üretim tesisi yok. İzmir'de doğalgazla beraber elektrik üretimi var. Bu ikisi farklı şeyler. Doğalgaz çıkarılan yerlerde İzmir yok. Bu soru AYT sınavında, TM sınavında geldi. Tarımla alakalı sorular da sözel sınavında gelmişti. Evet, beraber bakalım. Doğal gaz ithalatı en fazla olan yere bakalım. Gaz ithalatı Rusya en fazla, unutmuyoruz arkadaşlar. Özellikle İran, Azerbaycan burası, İran burası. Evet, burada hemen bir neyimiz var? Katar'ımız var. Cezayir'imiz var. Nijerya, doğal gazı dışarıdan aldığımız ülkeler. Arkadaşlar şimdi doğal gazla alakalı şöyle bir soru gelecek.
doğalgaz aldığımız boru hatları. Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yayınladığı doğalgaz aldığımız boru hatlarına TANAP anlatmıştık, uzun uzun bilelim. Mavi akım Rusya'dan Karadeniz'e, BTE Bakü Tiflis Erzurum doğalgaz boru hattı, İran Türkiye doğalgaz boru hattı, İTG Türkiye Yunanistan doğalgaz boru hattı, Türk akımı Rusya Türkiye Avrupa doğalgaz boru hattını lütfen unutmuyoruz. Evet. Bu arada TANAP'ın da şöyle bir görseli var. Arnavut, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan. Evet. Arkadaşlar bu arada petrolle Bakü Tiflis Ceyhan petrol hattımız da var. Orada biz petrol kullanmıyoruz. Bakü Tiflis Ceyhan'da aracıyız. Petrol doğalgaz hattında da Bakü Tiflis Ceyhan'ı da unutmayalım. Nükleer enerji uranyum, toryum, atom çekirdeklerinden meydana geliyor. Yozgat, Sorgun, uranyum, onu bilin. Eskişehir, Sivrihisar, toryumu bilin. Benim için önemli olan birinci bilgi. İlk açılacak Sinop Nükleer Enerji, Japonya'nın ürettiği, yani Japonya'nın bize yardım ettiği şirket olarak Mersin Akkuyu'yla Rusya yardım ediyor. 2023 yılında 3 yıl sonra nükleer santralde ilk Sinop açılacak. Bunu da benim için bilmem önemli. Nükleer santralde en fazla ABD, onu unutma. En fazla santral ABD'de bulunuyor. Dünyada en çok elektrik üretimi ise Fransa, onu da söylemiş olalım. Evet, uranyum rezervlerini zaten söyledik, geçtik bunu. HES, hidroelektrik santralde en fazla potansiyel Güneydoğu Anadolu, GAP projesiyle de onu bilelim. Isparta, Kovada'yı bilelim. Göllerden elektrik üretimi çok önemli. Evet, Isparta Kovada Gölü'nde HES hidroelektrik santral üretiyoruz. Elazığ Hazar'ı akarsuyunu da yine unutmayalım. Erzurum Tortum, Elazığ Hazar Gölü, Erzurum Tortum. Bunlar da özellikle elektrik ürettiğimiz göller. Geldik güneş enerjisine. En fazla bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneşlenme süresi en fazla olan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Buna dikkat. Arkadaşlar Akdeniz değildir. Tekrarlıyorum. Güneşlenme süresi en fazla olan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Karasallık ve bulutluluğun az olması. Türkiye'de en büyük güneş santrali Konya Kızılören. Bunu bilin. Konya'yı, Balıkesir'i bilin. Kayseri'yi bilin. Denizli'yi bilin arkadaşlar. Mersin'i bilin. Adıyaman çok önemli gölbaşı. Ankara, Polatlı, Isparta, şurası Aksuyu. Güneş santrallerinin yoğun olduğu yerleri bilelim. Arkadaşlar Konya bu konuda en önemli birinci ve Mersin çok önemli. İlk kule tipi, ilk kule tipi güneş santralimiz Mersin'de kuruldu. Bu da gazete haberi çıktı. Ben bundan da bir soru bekliyorum. Kule tipi güneş enerji sorulursa Mersin'i unutmayalım. Evet, demiştim ki Türkiye'de güneşlenme süresi en fazla olan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Karasallık ve bulutluluktur. Temel neden bilelim. Rüzgar enerjisine gelelim. En büyük dezavantajı rüzgarın sürekli esmemesi. Değişen karakterde Türkiye'de rüzgar enerjisinin en fazla olduğu, en potansiyelin en fazla olduğu bölge Ege bölgesi. Rüzgar basınç farkının arttığı yerde hızı artar. Ege bölgesinde kara ve deniz olduğu için, kıyı ve deniz, kara ve denizin farklı ısınmasından dolayı basınç farkı artar. O da rüzgar hızını artırır. Buna dikkat. İlk açılan İzmir, Çeşme, Alaçatı'dır. Bilelim. Balıkesir'i bilelim. İzmir'i bilelim. Manisa'yı bilelim. Hatay'ı, Osmaniye'yi ve İstanbul'u ve Çanakkale'yi bilelim. İzmir, Çeşmealtı ilk rüzgar santralimiz, onu bilelim. Jeotermal enerjiye geldiğimizde arkadaşlar bu çok önemli. Yeraltı suyu sıcaklığına bağlı olarak üretimin yanı sıra konut ve sera ısıtılması. Evet, onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Birçok alanda kullanılıyor. Evet, onu da söyleyelim. Jeotermal enerjide. Evet, İzmir Dikili Balçova zaten vermiştim. Sera alanlarında şurası. Evet, Aydın, Germencik, Sultanhisar, Denizli, Sarayköy. Evet, Kütahya, Simav şurada. Çanakkale, Ayvacık, Manisa. Evet, burada Alaşehir. Buna aman dikkat. Arkadaşlar Kütahya burası, Manisa burası bu arada. Bir de Ankara ve Nevşehir, Kozaklı'da jeotermal enerji yaygın, aktif, yani şu an faal çalışanları kaynaklarımız Aydın, Germencik, onu bilin, Denizli, Sarayköy. O zaman ilk kurulan jeotermal enerjiyi bilseniz yeterli. Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik'i bilseniz yeterli. Evet, jeotermal alanlarımızdaki boyama sorumuz da bu şekilde haritada. Geldik biyogaz. Biliyorsunuz çöp artıklarından olan üretime biz biyogaz üretim diyoruz. Biyogazda en fazla elektriği İstanbul üretiyor. Onu bilseniz yeterli. Çevre kirliliği en fazla olan ilimiz İstanbul olduğu için
üretim orada fazla. En çok elektrik üretimini devlet kitabımızda arkadaşlar sudan alıyoruz. Şöyle yenilenebilir enerji kaynaklarında en fazla elektrik, hidroelektrik sudan. Ancak genel olarak hem fosil yakıtları kullanıyoruz, yenilenemeyen, yenilenebilir kullanıyorsak en fazla elektrik üretimi kömür arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Türkiye'de madenciliğin gelişme nedenlerine bakalım. Kırıklı ve kıvrımlı jeolojik yapının bulunması, galerilerin tünel işletmeciliği yapılması, yani mağaraların birisinde galeri oluşur. Sermaye yetersizliği ve rezervlerin çok düşük olması da önemli. Enerji gelişimine Türkiye'de baktığımız zaman en çok elektrik üretimi toplam kurulu güçten birincisi taş kömürü. Doğalgaz. 2008 yılında doğalgaz, 2018 yılında bakalım en fazla lingit arkadaşlar. Evet, 2008'de doğalgaz gazken biz de artık en fazla elektriği lingitten, yani kömürden üretiyoruz birinci olarak. Evet, onu bilelim yeter. Yani şunu soruyorum. Yenilenebilir, yenilemeyen birlikte baz aldığımızda gördüğünüz gibi en çok elektriği hangi kaynaktan üretiyoruz? Kömürden. Yenilenebilir kaynaklardan en çok elektriği de HES'ten üretiyoruz arkadaşlar. Evet, bu da devlet sistemimizde enerji tabii kaynaklarında, bakın burada elektrik üretimimizin kömür olduğunu da göstermiş oluyoruz. Maden kazaları var. Çok kısa kaldı. Girizu patlaması. Evet arkadaşlar, Girizu'da gaz patlaması madende, sıkışan gazın patlamasında. Manisa, Soma'yı unutmayalım. 300 kişi ölmüş. Belki gelebilir. En çok ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz, bunu bilirim. En çok sattığımız krom, bakır. En yaygın Türkiye'de bundansa mermer ve lingiti de unutmayalım arkadaşlar. Türkiye'nin jeopolitik olarak önemini de bir iki slide geçelim. Karadeniz Havzası'na, Balkan'a, Kafkaslara, coğrafi merkezini yer alıyoruz. Bizim üye olduğumuz jeopolitik açısından önemli şeyler, örgütler, bunları anlatacağım. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Örgütü, G20, İİT, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı unutmayalım. Arkadaşlar, evet, 1915 Çanakkale Köprüsü şu an yapımında, bu jeopolitiği önemli etkiliyor. Kanal İstanbul projesi koronadan durduruldu. 3. Havalimanı projesini unutmayalım. Osman Gazi, onu unutmayalım. Bakın, Bakü Tüplis Ceyhan, Ham Petrol Boru Hattı'nın yani sıra diğer sahalarda üreten doğalgaz önce Türkiye'den Avrupa'ya taşınmasına sadece olan Tras Anadolu'da jeopolitiği etkiliyor. Bakın, biz Bakü Tüplis Ceyhan'dan petrol almıyoruz. Petrolü dağıtım arasında aracıyız. Onu bilseniz yeterli.